Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün brownie yapacağız. Brownie'yi sevmeyen yoktur herhalde. Bir de çok kolay, fırına bile gitmeyecek desem eminim tadına da pratikliğine de bayılacaksınız. Evet, pancarlı pişmeyen brownie yapacağız. Aynı zamanda da glutensiz. Elimde bir vanilya çubuğu var. Mis gibi kokacak vanilya çubuğuyla. Hurmalar var. Hurmaları sıcak suda beklettim. Çekirdeklerini çıkarttım. 10 tane hurmayı şu anda robota girmeye hazır. Kakao var, ceviz var, pancar var. Pancarı çiğ haliyle çok iyi yıkadıktan ve fırçaladıktan sonra rendeledim. Ama rendeledikten sonra çok önemli olan şey suyunu iyice sıkmak. Yani pancarın kendisini almak. Suyunu atmayın. Tabii ki suyunu da ayrı bir şeyde kullanırız. Ama burada pancarın kendisi var. Suyunu çok iyi şekilde ayırdık. Süslemek için kullanacağım yaban mersinlerim var. Ve vanilya çubuğum var. Bunu kapatıyoruz ki kokusu kaybolmasın diye. Daha önce denemediyseniz hemen şöyle bir karnıyarık gibi ortasını ikiye keserek vanilya çubuğunu nasıl kullanacağınızı da göstermek istiyorum. Açıyoruz. Evet, içinin beyaz çıkmasını bekliyordunuz değil mi? Bütün vanilyalar beyaz olduğu için. Ama bu... Gördüğünüz gibi açtıkça mis gibi kokuyor. Çok zedelemek istemedim bıçakla. Çok ince çizdim. Şimdi bunun içini bir minik kaşık yardımıyla ya da bıçağın kenarıyla da sıyırmak mümkün. Tarifimizin içine ekleyeceğiz. Evet. Bunu herhangi bir malzememin üstüne koyabilirim. Çünkü zaten hepsi karışacak. Hadi başlayalım. Biraz hurma, biraz pancar, kakao, ceviz. İki turda yaparım ben bunu gibi düşünüyorum. Cevizimizi de ekleyelim. Oh, omega 3 gelsin. Kakaodan antioksidan gelsin. Hurmamızdan da lif geldi. Ve tabii ki pancar. Antioksidan, beta karoten, A vitamini. Vanilyamızı onunla beraber eklemiştik. Şimdi birinci tur çevirelim bakalım. Evet, kalan malzemeyi de hepsini ekleyeceğim. Bazen içine çok minik ılık bir su gerekebiliyor. Hurmalar çok lifli olduğu için bir bakacağım, olmazsa birazcık su ilave edebilirim. Evet, içine su belki ekleyebiliriz demiştim ama eklemedim. Gördüğünüz gibi tam böyle brownie kıvamında oldu. Şimdi bunu 6 porsiyona böleceğim. Piştikten sonra da böyle brownie yemesi, mis gibi kokusu, o kıvamı, her şey tam oldu. Şöyle alayım ben 6 taneyi yanıma, güzel güzel paylaştırayım. Altı porsiyona böldükten sonra malzemelerimi şöyle spatulayı suya batırıp iyice kalıplara bastırdım su yardımıyla. Çünkü bunlar pişmeyecek. Yani bu brownie'miz, sayıyorum şimdi. Unsuz, şekersiz, yağsız, glutensiz, laktozsuz ve fırınsız. Ve bir tanesi sadece 85 kalori oldu. Birazcık buzdolabına gidecekler, gelecekler. Nasıl servis edeceğimi de size göstereceğim tabii ki. Yaklaşık yarım saat, bir saat buzdolabında beklettim. Sonra kalıptan çıkarttım. Hindistan cevizi biraz mevsim meyvesiyle süsledim. Bir an önce yemek istiyorum, konuşamıyorum. Afiyet olsun.